yönüne doğru yoldayım. Sessiz, sakin, ıssız bir kamp olacak. Bayağı ıssızın ortasında diyebilirim hatta. Değişik bir deneyim olacak. Ya sadece şu yolu gitmek için bile buraya gelinir. Çünkü çok keyifli bir yol eğer sürmeyi seviyorsanız. Şimdi ateş yok. Dağ bayır yok, ağaç yok, bir şey yok. Dümdüz bir yer ortada kamp. Bayağı ilginç dediğim gibi bir deneyim olacak. Oldukça heyecanlıyım. Ne paylaşacağım onu da bilmiyorum videoda aslında. Çünkü hiçbir şey olmayacak ortalıkta. Ama yine de istiyorum ki bu ortamı sizle paylaşabileyim. Burayı yaşatabileyim. Çünkü benim için ilk olacak bu kadar sessiz bir yerde kalmak ve uyumak. Ben de heyecanla bekliyorum. Yolda görüşürüz o zaman. Tuz Gölü kıyısına geldim. Manzara enfes ve çok sessiz. Gerçekten acayip sessiz. Belki rahatsız edici sessiz bile denebilir yani. Neyse, tabii büyük çadır kurmayacağım buraya. Ufak çadır kuracağım. Ve bir gece burada kalacağım. Hatta çadır kuracağım yer de burası. Ufak tefek hazırlıklara başlayayım ben. Havada kararıyor çünkü. Yine her zamanki gibi geç kaldım. Ondan sonra konuşuruz tekrar. Umarım gece açık olur. Belki biraz yıldız izlerim. Belki fotoğraf da çekeriz. Bakalım. Toz inanılmaz. Şimdi evet. Uyku tulumu ve çadır. Ve mat. Evet, bir şey fazla kurmayacağım. Uyku tulumu var malum. Ve çadır var. Çadırı halledeceğim şimdi. Tabii çadırda şöyle bir sıkıntı var. Zeminde tuz var. Dolayısıyla çadır tuza temas etmemesi lazım. Benim çadırda bir alt zemin var normalde. O zemini kuracağım için şeyle temas etmeyecek. Tuzla temas etmeyecek. Böylece majör bir sıkıntı olmayacak. Onu da zaten döner dönmez yıkayacağım. Bu şekilde konuyu halletmiş olacağız. Evet, şimdi şöyle bir zeminim var. Bunu alta sereceğim. Sonra da bunu tertemiz yıkayacağım. Böylece bir sorun olmayacağını ümit ediyorum. Tenteyi örtmeden de kalınabilir. O da değişik olur. Yıldızlar izlenir. Bence böyle olsun ya. Nem olursa üstünü koyarız. Bayağı fantastik olabilir çünkü gece.
Ha şimdi diğer ufak tefek eşyaları indireceğim. Tabii dışarıda oturacağım. Masa sandalye indireceğim ya da bir sandalye indireceğim sadece. Vahşi yaşam yok. Yani mutlaka vardır da toprağın altında. Yok yani vahşi yaşam. Buraya kim gelir kim gider bilmiyorum. Garip bir his ya. Tabii gece kaldım gene. Artık gün çekimlerin çoğu gündüz olur. Size bir manzarayı da göstereyim. Takım sesler geliyor. Ne olduğunu da çok anlayamadım ama yaklaşıyor gibi. Şöyle yapsam beni daha iyi görür müsünüz? Yaklaşıyor gibi. Neyse birazdan çözülür. Karanlıkta tabii hiçbir şey görünmüyor ama sesi duyabiliyor musunuz? Çok uzaktan geldi önce bu ses. Algılayamadım ne bu ses vesaire diye. Garip bir sistematik ses geliyor ve yaklaşıyor. Ondan sonra fark ettim ki koyun sürüsü. Bayağı kalabalıklar. Çobanı da gördüm çok uzaktan. Sesi duyuluyor. Fenerini gördüm daha doğrusu. Diyorum bu ses ne acaba? Yani çünkü garip garip sesler. İlk önce arabadan geliyor sandım. Çok uzaktan geldiğini sonra yaklaşınca fark ettim. Birazdan burada olurlar herhalde. İyi sohbet çıktı. Niye tek başına olmadı? Gel o geldikçe ben seni çıkıyorum ha. Bak sen sevkiyi yanıyor değil mi? Tamam. Kemal abi sen Tuzgölü'nün ortasında mı kalıyorsun Ben gece? Tuz Gölü'nde kalıyorum. Ha? Buralarda gece koyun otlatıyorum. Bütün gece. Bütün gece sabahleyin de suya koyunu götürürüm. Peki bu gece şeyin ortasında mı kalacaksın? Adalar var, tuz adaları var. Ha? Tuz adalarının içinde kalıyorum. Ot var, ot. Kuru otları var. Ha. Onları şimdi yiyir. Şu anda Yiyor. onları yiyor, kuru otları Peki yiyor. abi sen gece nasıl uyuyorsun şeyin ortasında? Uyku nerede ya? 1 saat ya 2 saat uyku yok. Öyle yere mi yatıyorsun? Yere kepenek var. Benim eşeğin üstünde keçe. Onu üstüme böyle giyiyorum. Ha? O şekil ama çok soğuk oluyor. Soğuk olur tabii ya. Hava kaç derece ya? Çok üşüyorum ama. Ama 2-3 günüm kaldı. Koyunu karı mandarayı götüreceğim eve. İyi. Sabah gel o zaman çay içelim beraber. Sabahleyin geleceğim Allah'a. Tamam anlaştık abi. Tamam mı? Eyvallah. Hadi kolay Burada gelsin. Vahşi hayvan var mı ki? Yok ki. Ne olacak burada? Kurt oluyor. Kurt adalara gece geliyor gece. Kurt oluyor. Allah Allah. Tabii kurt oluyor. Başka bir hayvan yok burada. Kurtun dışında. Ha, bayağı ciddi kurt var ha. Ya gittiği zaman koyunu parçalar, koyunu yiyor. Geçenler şu yaylada vardı. 10-15 tane orada zincirli koyun orada yedi koyun. Çoban uyumuş sabaha karşı orada kırdı. Ya köpekler? Köpek yok Köpekleri muymuş? yokmuş şu anda. Ha. Köpekler gidiyor ama benim köpekler şimdi nerede? Gitti. Şurada bir yerlerdeydi Gel vallahi. bakalım, gel. Kara 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 kara. Yorha! Şimdi gidin ha. Ha orada. Ha, buraya. Gel. Oradalar. Bak nasıl bakalım. Sabah görüşürüz o zaman. Gel sohbet edeceğiz sabah. Sabahleyin geleceğim. Kahveler, çaylar benden. Tamam. Tamam. Ben pişiririm. Hep Zeybe'de var. Tamam öyle mi? Tabii. İyi o zaman açarız Zeybe'leri. Bakalım kimde ne varsa paylaşırız. Tamam oldu. Tamam anlaştık. Sabahleyin inşallah erken gelirsen ben tereyağı var. Ne oldu? İnşallah. Ne gördün? Şimdi bunları yolacağız. Ateş yakacağız. Bunlardan. Bunlardan daha iyi olur. O ateş. O zaman çayı közde pişiriyorum. İyi hadi bakalım. İnşallah İyi. gelirim. Ya Tamam. sen tek başına bir kişi daha olsaydı, 2 kişi olsaydı ya. Abi tek başına da olur. Güzel oluyor tek başına. Oluyor değil mi? Oluyor valla. Sen de tek başınasın. Ben tek başına. Ben doğuştan beri tek başına. Ben de tek başınayım işte. Tek başına değil mi? Eyvallah kolay Tamam gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Açlığın falan var mı? Yok yok var her şeyim var her şeyim var. Ha tamam. Var sağ olasın. Tamam. Ben gideyim koyun üstüne. Tamam. Şu karşıda görünen minik nokta ay.
İnanılmaz güzel görünüyor. İlk doğmaya başladığında ufukta böyle minicik bir sarı bir şey olarak göründü. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Böyle sapsarı görünüyor. Çünkü hatta sarı da değil, böyle koyu turuncu. Ne olduğunu anlayamadım önce. Sonra yükseldikçe fark ettim ki ay, şimdi bakalım, eğer çekebilirsem bir iki fotoğraf çekeceğim ama çıkar mı bilmiyorum. Şimdi yemek yemek lazım. Ondan sonra da biraz sohbet ederiz. Bir iki bir şey söyleyeceğim günle ilgili. Ondan sonra da yatacağım herhalde. Çok sessiz ya. Yemek için çok basit çözeceğim. Şu Tadan'ın neymiş bu? Nohutlu firik pilavı var. Bunu böyle suyun içine, yani bunun içine su koyuyorsunuz, yani ısıtıcının içine. Ya yani ben böyle pişiriyorum. Kendi ısıtıcısı da var da. Bu burada ısınıyor yemek. Çıkarıp tabağa bile koymadan kaşıkla yiyorsunuz. Böylece atık da oluşmuyor. Bunun içinden direkt öyle halledeceğim. Birazdan o işi halletmem lazım. Çünkü acıktım. Biraz da acıktığım için de üşüyorum. Sonra da bir çay falan yapabilirim. Şu anda etraf aslında acayip güzel. Tabi siz göremiyorsunuz, çadır yanımda. Etraf çok güzel. Fenere bile gerek yok. O kadar aydınlık. Ama tabi bazı detayları yapmak için fener lazım. Onun haricinde gayet rahat oturulabiliyor. Evet, şunu halledeyim ben. Ondan sonra biraz sohbet ederiz. Evet, hazır yemek yapıyorum. Çünkü bunun uğraşacak vaktim yok. Ateş de yakmak zor şu anda. Yani ateş yakmaya gerek duymadım. Etrafta ateş yakılmış bir yer yok. O yüzden yakmanın çok anlamı da yok. Bir takipçi şeyi önermiş. Bir teneke götürseydin, içinde yaksaydın diye. Mantıklı aslında ama ona da uğraşmadım. Aklıma da gelmedi işin doğrusu. Şimdi şu yemeğimize bakalım. Yes. Normalde bu paket kapalı konuyor da ben de kapalı yaptım ama biraz daha pişsin diye. Açtıktan sonra evet. Görüldüğü gibi şöyle göstereyim mi? Nohutlu, tavuklu bulgur pilavı bu akşamın yemeği. O zaman bana afiyet olsun. Yemeği bitireyim. Yemekten sonra da biraz sohbet ederiz. İlginç bir deneyimdi, onu anlatırım. Daha da yeni başladı aslında. Bakalım gece ne olacak. Biraz tabii kurulduktan sonra böyle yapacak bir şey olmaması garip. Çok gerçekten ilginç bir durum. Yani nasıl bir his anlatamıyorum. İlk başta geldiğimde, yani kurulduktan sonra aslında bayağı tedirgin oldum. Böyle garip bir his çünkü hiç ses yok. Ve konuştuğunuz ses hiçbir yere çarpıp yankılanmadığı için, yani o tınlamayı duyamadığınız için, boşlukta kaybolduğu için böyle basınçlı bir odadaymışsınız gibi garip bir his yaratıyor. Böyle bir alışıklık olmadığım bir şey olduğu için de böyle değişik hissettim gerçekten. Farklı hissettim oldukça. Zaten Mars gibi burası. Başka böyle şey, başka bir gezegen gibi yani. Ondan sonra kurulduktan sonra da işte keyfini çıkardım. Ay doğdu, muhteşem doğdu, inanılmaz doğdu. Hayatımda gördüğüm en güzel ay doğuşuydu diyebilirim. O kadar net. Böyle müthiş bir manzaraydı. Daha yani söylediğim gibi turuncu renkte doğdu. Ben ilk önce onun ayda olduğunu anlamadım, yani öyle bir şey beklemiyordum çünkü muhteşem bir manzaraydı. Birkaç da fotoğraf çektim, onları paylaşırım. Tam o sırada uzaktan işte bir takım sesler geldi. Sonra burada Kemal adında bir çobanla tanıştım, 52 küsur yaşında. Yarın sabah uğrayacak, belki onunla biraz sohbetin devamını getirebiliriz. Çok ilginç bir adam ya. Çok keyifli bir adam. Ve çok samimi bir adam, yani ben belki tepki verir, bir şey söyler.
ne yapıyorsun burada der falan dedim ama fotoğrafçı olduğumu söyledikten sonra, yani fotoğrafçıyım diyorum mecburen. Çünkü öbür türlü anlatmak çok zor. Bayağı bir sohbet ettik. Keyifliydi, o da çok keyifliydi. Şu anda tabii arkam zifir karanlık gibi görünüyor ama aslında ışığı kapattığım zaman inanılmaz bir aydınlık var. Çünkü dolunay var. Şu an biraz bulutların arkasında, yarın hava bulutlu görünüyor. Yıldız yok maalesef ama o şeyin arkasında olmasına rağmen, bulutların arkasında olmasına rağmen etrafı çok ciddi aydınlatıyor. Dolayısıyla normalde fener kullanmıyorum. Yani özel bir şey yapmayacaksam fenere ihtiyacım olmuyor. Gayet keyifli ya. Yani uyuma kısmını heyecanla bekliyorum. Yalnız çok soğuk. Tahminimden daha soğuk. İşte 7 derece gibi görünüyor ama değişik bir soğuğu var. Yüksek ihtimalle gece 2'lere 3'lere falan düşecektir. Daha çünkü çok erken saat, daha 9, 9.30 yani. Bayağı soğuk olacak. İşte uyku tulumu hayat kurtarır, böyle bir şey. Durumlar böyle şimdilik. Yani size ne göstereyim, manzaramı göstereyim, bir şey mi göstereyim, ne göstereyim bilmiyorum. Yani bana katlanacaksınız. Yapacak başka bir şey yok çünkü başka hiçbir şey yok. Şimdi bir çay kahve bir şey yapayım bari de biraz ısınayım. Şu anda 12'ye çeyrek var. Sıcaklığı görmeye çalışıyorum. Size de göstereceğim. Yani sıcaklık şu an 5 derece. Evet, ben yatıyorum. Ha, o bahsettiğim kitap bu. Bir saniye. Doğanın işaretlerini okumanın kaybolmuş sanatı. Takipçilerden biri önermiş dediğim gibi. Biraz buna göz atacağım, ondan sonra yatarım. Bir şey de yok. Çadır bomboş. Bir tane mat. Bir de uyku tulumu var. O kadar. Bir de yastık yapacağım. Bir mont aldım. Böyle oyuncak. Sabah görüşürüz. Umarım gün doğumunu yakalarım. Saati kuracağım ama inşallah duyarım. İyi geceler. Kalktım kalkamadım falan derken kalktım. Tuz Gölü'nde gün doğumu. Ay doğumunu gördüm, gün doğumunu da gördüm. Müthiş bir deneyimdi. Burası unutmayacağım yerlerden biri olacak herhalde. Öyle görünüyor. Gece güzel geçti, soğuktu, bayağı soğuktu. 2 dereceye kadar falan düştü diye tahmin ediyorum. Ara ara üşüdüm. Ama öyle çok büyük problem yaşamadım. Neyse ki keyifli bir gece geçti. Sessizlik müthişti. Harika bir deneyim. Böyle bir yerde uyumayı hissetmek de değişik bir deneyimdi. Şimdi herhalde klasik kahve vesaire yapmak lazım. Abi manzara inanılmaz, böyle bakmaya doyamıyorsunuz ya. Size de göstereyim biraz. Bu şekil, bu ne ekmeği böyle bu şekil yiyeceğiz biliyor musun? Ya biraz köz beklesin.
Bu Kemal abinin yol arkadaşı. Ama ismi yok. İsim Dağ. Dağ bir tane isim. Ne takalım buna? Buna boncuk diyelim. Bu daha güzel. Onun ismi ona... Nazlı olsun bunun adı. Nazlı. Yani, buyur. Nazlı, Nazlı. Tamam, Nazlı olsun. Tamam, tamam, bunun adı Nazlı oldu. İsmi koymamış, şimdi beraber koyduk. Nazlı oldu adı. Bu çocuğu da besledik. Bu beni korkuttu dün akşam biraz ama. Şimdi bakalım. Şimdi gündüz gözüyle bir herkese merhaba de o zaman Kemal abi. Merhaba, hayırlı sabahlar herkese. Günaydın. Günaydın. Kemal abi dün gece sabaha kadar koyun otlattı. Evet. Dışarıda yattın değil mi? Dışarıda yattım tabii, dışarıda. Şimdi sabah da bana kahvaltıya geldi. Kahvaltıyı beraber yapacağız. Ha, beraber kahvaltı yapacağız. Çobancılık yapar. Mesleğim hep çobancılıkla geçti. Gençliğim hep çobancılıkla geçti benim. Kaç yaşından beri yapıyorsun abi? Bunu sağlam 14 yaşından beri ben bu çobancılık. Eskiden kuzu güdüyordum. 40 yıldır yani. Tabii. O 40 yıl oldu mudur hele? 50... Şu anda 53 yaşındayım. 53. 39 yıl olmuş. 39 yıldır ben. Ama askerlik de var. Yalan olmasın. Askerlik gittim 2 sene. He. 2 sene de Avrupa'ya gittim. Avrupa'da ne yaptın ya? Orada da çalıştım ben. Orada da 1 yıl çalıştım. Ondan sonra geldim bu çobancılığı. Ama ben çok seviyorum bu çobancılığı. Ha, seviyorsun. Aşırı seviyorum. Sevmeden yapılacak iş değil. Yap sabaha kadar. Sen ben, nasıl yattın ya dışarıda? Ben keçene, şu keçene, keçeler var. Bunların içinde yatarız. Bunların içinde. Şunlar keçedir. Eyvallah. Üşüyor musun? Üşüyorsun. Üşüyorum. Üşüyorum. Çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Az maz da değil. Sabaha kadar ateş yakıyorum. Ben burada ateş yakmadım ama Kemal abi bu otları yolup bir ateş yaktı burada. İsmi... Onun yanında da çay yaptı. Bir de ekmek ısıttı şimdi. Kahvaltıyı beraber yapacağız dedi. Beraber yapacağız. Tamam. İnşallah olur. Ekmeği böyle yağ böyle için. Oldu abi o çok bile ya. Bu tereyağı böyle içine koyuyorum. Aha. Bir şey olmaz öyle değil mi? Yersin öyle değil mi tereyağı? Yerim. Tamam evet. Bu saf. Orijinal bu. Bunlar bir ottan gelir. Hiçbir yemem yok bunda. Bu saf orijinal bu. Bakalım şimdi. Bunu nasıl diyeyim böyle içine peynir koyup peynir. Öyle değil mi? Şimdi acayip güzel olmuştur o şimdi. Sen yani bunu yiy ondan sonra. Ondan sonra koşa koşa gideyim mi buradan? Ondan sonra koşa koşa. Bunu yiy ondan sonra bak. Şimdi ısınıyor biliyor musun bu? Tamam. Çünkü. Böyle içine böyle. Ya bu hani. Başka yerlerde makineyle. Burada makine o yok biliyor musun? Biz ancak böyle yapıyoruz. Biliyor musun? Herhalde. Tuz Gölü'nde böyle bir kahvaltı etmek herkese nasip olmaz abi ha. Biz her gün yapıyoruz. Benimki hep bu. Benim standart bu diyorsun. Benim standartım bu. Bak tüp de var. Ben tüpünden kullanmam tüpü. Benimki bak. Ateşte yapacaksın. Ateşte bak. Şunun çayısı bambaşka olur. Hep ateşte ben ekseri yaparım. Ekseri ateşte yaparım. Bak. Tüp de taşırım ama onu şey kullanmam. Senin bardak nerede? Bardağı ver bir. Ha, bardak varmış tamam. Oha seninki güzel tamam. Ne kırılır ne şey olur. Bu kırılır. Tamam abi sağ olsun yeter yeter. Olur mu ya gözünü sevdiğim doldurayım ya. Yeter abi yetti. Ya Allah Allah olur mu? Çok güzel bir şey. Abi dün yola çıkarken. Evet. Deseler ki. Ben şimdi buraya niye geldim? Tek başına burada oturacağım kalacağım diye. Evet. Böyle bir şey bulacaksın. Baksana şansa yani. Hiç aklımın ucundan geçmez abi. Doğru söyledi. Aynen öyle. Vallahi aklımın ucundan geçmez. Sen dün eve gelseydin bize. Orada çoluk çocuk vardı çok. Bize... Abi evime bir şey evlilik bir durum yok. Ben zaten buraya kampa geldim. Fotoğraf çekeceğim diye geldim. Ama yani çok ilginç bir tesadüf oldu yani. Sen her gece buradan geçiyor musun? Her gün geçerim. Ha her gün geçiyorsun. Yani yarın gelsem yine göreceğim seni yani. Yarın akşam üstüm ben ekseri geçerim burada. Yorum tarafa çok geçerim. Ben orada çay pişirecektim. Hı hı. Ben dedim olmaz. Sana dün akşam dedim sen de beni beklersin. Olmaz. Onun için mi geldin? Onun için geldim.
Allah razı olsun. Çünkü olmazdım sana dün akşam ben söz verdim. Gerekirse ben güneş doğmadan önce kahvaltı yapıyorum. Hmm. Güneş doğmadan ama oraya, orada da kankal vardı. Ben dedim söz verdim ben senin yanına geleyim dedim. Eşeğe bindim geldim. Lütfen eşek demeyelim yalnız. Nazlı. Hmm. Şimdi okumuş insandan öbür insanlar değil. Bizim kız çocuğu da var. Baba diyor niye bunda isim koymuyorsun bunlara? Şimdi söylersin kızı. Kızın adı ne? Sevgi. Tamam Sevgi dersin. Gökhan Nazlı koydu dersin. Nazlı tamam. Sen yurt dışında ne yaptın? Çalıştım orada. Ne çalıştın? Restoranlarda. Ne çalıştın? Ne yaptın? Yemek yapıyordum. Salatalar. Yani restoran işi, lokanta işi biliyor musun? Hmm. Orada çalıştım. Nerede? Berlin'de, İsviçre'de, Berlin. Berlin değil, Berlin var ya. Hı hı. Orada İsviçre'de. İsviçre'de. Evet. Benim hedefim neydi biliyor musun? Orada karşı para tutup hemen gelip bir sürü yapmak. Senin bu koyun merakı nereden geliyor ya? Küçükten beri içinden büyüdüm ben. Yani İsviçre'ye gideceksin, para kazanacaksın. Koyun alacaksın. Koyun alacaksın. Onun için İsviçre'ye gidiyorsun. Evet. Yok. Bambaşkaydı. Ama hep o aklımda vardı. Peki niye şey düşünmüyorsun abi? Mesela düşünmedin. Gideyim İsviçre'ye mesela orada çalışayım, orada hayat kurayım. İnsanlar Türkiye'de. Öyle mi diyorsun? Ben oralara hep gittim ama dağlar kadar bizden arası var. Hmm. Bizim insanlar asla tutmaz. Doğrudur. Ha oranın devleti var, halkına bakar, o ayrı mesele. Ama insanlık yapısından Türkiye. Çok güzel. Yani şimdi seni emekli mi oluyorsun? Çobana da ben. Ne zaman? Dedin ya bırakacağım diye, emekli mi oluyorsun diye. Yo, çoban adam ne zaman emekli olur? Elden ayaktan düşer. Koyunun peşine gidemez, o zaman emekli olur. Çünkü ulaşamıyor, yaşlanıyor ya. Peki bu koyunlar senin mi? Benim. E sen o zaman çoban değilsin ki abi. Bu... Sen çobancılık yapıyorsun abi aslında ama aslında sen... Benim koyunum bu. Koyun sahibisin. Koyun sahibi, tabii. Hı. 450 tane koyun da az değil ha. 450 koyun. Evet. Servet yani. Tabii. Peki ne yapıyorsun? Kurbanla falan mı veriyorsun, ne yapıyorsun? Yok, toplantılara veriyoruz kuzuları. Anaları duruyor. Hı. Anaları fabrika bize sürekli kuzu getiriyor. Ha, üretiyorsun. Hmm. Abi burada çok kuş varmış. Hala var mı? Eskiden burada çok kuş vardı. Ha. Ama gitgide hayvanlar bitti. Niye bitti peki abi? Bu suyun olmayışı bitti. Ha, sudan bitti. Sudan bitti. Ya da eskiden buradan çok... Yani bir kaz kakardı buradan. Ucu bucağı yoktu. Sayısı sayamıyordu. Şimdi yok mu öyle şeyler? Şimdi yok, gaz yok asla. Durna, durna vardı o da bitti. Çok çeşitli bir kuş varmış burada aslında burada. Normalde ama bitti diyorsun. He? Onlar hep bitti. Flamingolar var. Flamingo var burada. Var mı? Burada var, o yukarı tarafta orada az bir kanal var. Köyün kanalından su geliyor, karasyoldan. Orada tek flamingo var köyün yanında. Ama kalmadı diyorsun eskisi gibi ha? Ya, kuş yok, bulamazsın ki bir tane kuş yok. Su da çekildi. Su yok, hiç su yok. Kup kuru kurudu. Nereye gidersen git. Ancak. Peki bu baharda yağmurlardan sonra falan da gene olmuyor mu? Az mı oluyor? Az oluyor. Çabuk bitiyor. Ha. Yani buranın suyu... E o zaman burası 10 yıla 15 yıla bitecek mi o zaman yani? Böyle giderse biter. Biter ne o? Su kalmayacak. Yani böyle giderse su yok. Su bitti. Eskiden her pınarlardan su gelir. Şimdi pınarlarda bir tane su yok. Ben kendim inanmıyorum. Adam diyor ki ben gittim ki şu 5 senede 4 senede bir çöle koyunu otlatmaya götürüyoruz kuraklık gittiği zaman. Ben gittiğim pınarları tanımıyorum. Kurumuş, su dinen bir şey yok, kalmamış orada. Yok yani. Çok fena. Yok inşallah sonumuzu hayra getirir ama zor. Su da olmadı mı de? Hiçbir şey olmaz. Daha da olmaz. Hiçbir şey daha da su. Su olacak. Ama sonra ne olacak bilmiyorum. Yine de kırıldığım zaman ben çay içemiyorum. Ha sen ne yapıyorsun de cam bardağı bunlar, sarıyorsun bir bunu, de bunun içine bunu mi koyuyorsun? Ha yine bundan da kırılıyor bazı.
Tamam işte bu kırılmaz. O kırılmaz. Bak çıktı şimdi. Bu çıktı. Kırılmaz. Ondan sonra ne yapıyorum biliyor musun yabanda? Şu zeytin şundan içiyorum bazı bardak olmadığı zaman mecbur. Tamam artık o zaman bardağım var. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Güle güle kullan. Sağ ol. Çünkü bunları bu peyniri boşaltayım. Yıkıyorum bunu. He. Tertemiz. Ona sonra... çayı koyuyorum. Tabii bunu içiyorum. Bardak çaysız içiyorum. Olmuyor çünkü değil mi? Çay, mutlaka sabahleyin çay içeceğim. Tamam iyi artık onu da içersin. Bu da kırılmaz rahat rahat çok içersin. Teşekkür ederim. Onu... güle güle kullan. Tamam o dururum. Ben de ebedi dururum. Kırılmaz çünkü. Kırılmaz onu ezemezsin de onu. Çünkü ezilmez de bu kırılır. Bir eşek yattığı zaman kırılıyor bu. Bunun işi biter bu. Öbür kepimi giyeyim dur hele ben. Oo, bunun işi bitti gayrı biliyor musun? Şurada buraya almışım. Nazlı Hanım, tanıştığımıza memnun oldum. Umarım yakın zamanda yine görüşeceğiz. İnşallah. Tamam, şimdi bu hayvanlara bu heybe çobanın buraya yiyeceği hepsi bunu heybenin içine girecek şimdi. Ne edersen bunun içine girecek. Buyurun. Şimdi tüp buraya girecek. Şimdi bakın bu bizim tüptür. Bu buraya gelir. Bu da su. Yiyeceklerin hepsi bunun içine girer. Biliyor musun? Ya Allah. Tamam. Şimdi rüzgarda. Benim işim bitti. Bir tepeye çıkayım böyle bir dağa çıkayım hele bir. Tuz Gölü. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı buradan karşılanıyormuş. Bayağı ciddi bir rakam. Fakat maalesef her sene giderek küçülüyor. 1915 yılından beri %85 küçülmüş. İşte 5 yıl, 10 yıl içinde tamamen yok olma durumu var. Az önce de konuştuk zaten. Su kuşları için aslında inanılmaz bir yuva. Yaban ördeği, yaban kazları, flamingolar... Ki çok özel bir hayvan flamingo biliyorsunuz. Avrupa'da da çok az var. Turnalar için çok güzel bir coğrafya fakat yok oluyor. Ne kadar daha bu şekilde devam eder belli değil. Yapacak bir şey de yok maalesef. Hem küresel ısınma hem başka nedenlerden dolayı yağış az çünkü. Normalde benim bulunduğum yer bu mevsimde su oluyormuş. En azından batak oluyormuş. Şu anda hiçbir şey yok. Dolayısıyla... Bu biraz üzücü tabii. Yapacak bir şey yok. 60 kilometreye 80 kilometre bayağı büyük aslında ya. Ciddi büyük bir yer. Yani 60'a 80 çok ciddi. Böyle ufka baktığımızda o yüzden bu muhteşem görüntü oluşuyor. Gün doğumu ve gün batımı müthişti gerçekten. Ben gölün batı tarafında kaldım. Orayı tercih ettim çünkü daha sakindi. Öbür tarafında tesislerin de olduğu bir yerler var. Orada muhtelif tuz ürünleri de satılıyormuş galiba. İşte sabunlar, ne bileyim işte şampuan, krem vesaire gibi şeyler. Hatta ziyarete gelenler zemin üzerinde çıplak ayak yürüyorlar. İşte sağlıklı olduğu söyleniyor. Ayağı yumuşattığı söyleniyor. Topukları vesaire işte neyse. Bir takım hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Bazıları da ciddi zararlar verebileceğini söylüyor. Acısı sonradan çıkan diyenler oldu çıplak ayak yürüme diye. Bilmiyorum tecrübeli insanlar olsa gerek ama bir turizm var bu öbür tarafında yani bilinen tarafında yani doğu tarafında ben batı tarafındayım o yüzden burada hiçbir şey yok tesadüfen bir çobana denk geldik onun dışında başka bir şey yok ilginç bir deneyim oldu dediğim gibi unutamayacağım kamplardan bir tanesi oldu her ne kadar ankette %50-50 çıkmış olsa da yani git gitme durumu %50-50 çıkmıştı. Yine de benim için çok özel bir kamp oldu. Burayı hakikaten unutmayacağım. Burada yaşadığım deneyimi. Buraya gelip böyle sonsuzluğa bakıyormuşsunuz gibi oluyor. Sanki dünyadan değil gibi burası aslında. Bayağı ilginç. Yani başka bir yer gibi. Bir süre sonra alışıyorsunuz ama sanki başka bir yer gibi. O da ayrıca bir değişik kabatabile kafa oluyor. Biraz daha herhalde buranın bu şekilde tadı çıkarılıp ondan sonra yavaş yavaş artık yola çıkılır diye düşünüyorum.
Gel. Acayip güzeller ya. Tuz Gölü'ne. Çok ilginç bir gezi oldu ya. Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Yani geleceğim. Uçsuz bucaksız bir yer zaten. Kimse de yok. Öyle duracağım. Boş boş etrafa bakacağım. Hatta videoyu çekerken bile tereddüt ettim. Yani buradan video çıkar mı? Yani çıksa bile ne izleteceğim insanlara? İşte boşluk falan diye. Ama çok ilginç bir deneyim oldu. Küçükken hayvanların konuşabildiğine inanırdım. Ya böyle bir hayal kurardım. Yani keşke konuşsalardı falan diye. Çizgi filmlerde falan da görüyorduk ya konuştuklarını. Böyle konuşabildiklerini düşünürdüm. Ama kalabalık olduğu için konuşmadıklarını düşünürdüm. Yani bir kediyle sokakta karşılaştığınızda etraf kalabalık olduğu için konuşmadıklarını düşünürdüm. Eğer hayvanlar konuşsaydı herhalde burası en doğru yer olurdu. Çünkü kimse yok. Görebilecek kimse yok. Biraz sohbet etmek iyi olabilirdi gerçekten. Ya da ben bu sessizlik dolayı hafiften sıyırmaya mı başladım dersiniz? Bu arada bir söylentiye göre de ortamda tuz bulunduğu için bu havayı solumak da uzun vadede çok sağlıklı olmadığı konusunda bir takım bilgiler var. O bilgiyi de vermiş oldum ama öyle bir gün iki günde bir şey olmaz da. Değil mi? Gel gel, korkma gel. Of. Artık son bir bakış atıyorum. Yavaş yavaş toparlanacağım. Çok dağıldım yine ya. Fena ortalık. Birazdan yoldayım. Şuraları bir toparlayayım da. Evet, toplanma işinin çoğu bitti. Şimdi en son bir çadırı silkeleyeceğim. Ondan sonra da artık Tuz Gölü'nden ayrılıyorum. Şimdi istikamet Konya. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi kamplar. Evet, araba tamamdır.